Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere daha önce de birkaç kere videosunu yapmış olduğumuz Ben 10 evrenindeki ilginç detayları listelediğim videolar vardı. Bugün de yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır bu tarzda bir video yapmadığım için sizlerle bu konuda bir video yapmak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet dostlar, isterseniz geleneği bozmadan ilk olarak klasik serideki ilginç detaylar hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz üzere Asmode Omnitrix'in yaratıcısıdır ve kendisi bu evrendeki açık ara en zeki karakterdir. Kendisi Omnitrix'i tasarlarken, özellikle ilk Omnitrix'i tasarlarken bence kendi özelliğinden bir şeyi Omnitrix'e eklemiş. Eğer seriyi çok dikkatli bir şekilde izlediyseniz, Asmode'un gözleri yan açıdan bakıldığında klasik serideki Omnitrix'in uzaylı seçim menüsüne oldukça benzemektedir. Şimdi birçoğunuz bu durumu anlamsız bulabilir ancak dikkatli bir şekilde bakarsanız Asmode'un ve Omnitrix'in renk şeması oldukça benzer. Mesela dikkatli bir şekilde baktıysanız ikisinin de kapak çevresi siyah ve içi de gri. Bunun yanı sıra Asmode'un gözü yeşilken Omnitrix'in de içi yeşil parlıyor. Aynı zamanda Asmode'un göz bebeği siyahken yine Omnitrix'in içinde bulunan uzaylıların gölgesi de siyah renkte. Bence bu oldukça iyi bir detay. Peki ya seri içinde kahramanımız Ben 10'ın kullanmış olduğu saatin adını kimden öğrendiğini biliyor muydunuz? Evet, belki de sizlerle benim gibi Ben 10 serisini tekrar tekrar bitirmiş olabilirsiniz ancak bu detayı gözünüzden kaçırmış olabilirsiniz. Veya bu detayı daha önceden biliyorsanız bile illaki unutmuş olabilirsiniz. Açıkçası bu soruyu sorduğumda birçoğunuz belki de Vilgax'tan, Asmode'tan ya da Tetrax'tan öğrenmiş olduğunu düşünebilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Ben 10'ın Omnitrix'in adını ilk kez klasik seride bir ödül avcısı olan Krab'dan öğrenmiştir. Hatta kendisi ilk başta ne olduğunu anlam veremese de kuzeni Gwen Krab'ın saatten bahsettiğini anlamıştır. Oh, hayır. Gerçekten çok çirkinsin. Omnitrix'i bana ver. Söz. Çok acı çekmeyeceksin. Rüyamda görürsün kıskanç adam. Neden söz ediyor bu? Şapşal, bir uzaylı seni başka neden izlesin ki? Saati istiyor Einstein. Ayrıca seri içinde yine dikkat ettiyseniz orijinal Petrosapiender'in göz rengi çoğunlukla yeşil olmasına rağmen klasik seride Yılmaz Kafa'nın göz rengi sarıdır. Aslında daha sonradan gelen tüm serilere dikkatli bir şekilde bakarsak Ben 10'ın tüm uzaylılarının göz rengi ortak bir şekilde yeşil renge dönmüştü. Aslında bu durum sadece Yılmaz Kafa için değil diğer uzaylılar için de geçerli. Mesela klasik seride Gölge Alet'in gözleri morken Yüzen Çene'nin gözleri de gri. Gri maddenin gözleri ise soluk yeşil. Aslında ilk seri olduğu için bunlara pek takılmasam da sonraki tüm serilerde uzaylıların ortak bir şekilde hepsinin yeşil göze sahip olduğunu söyleyebilirim. Hazır uzaylılar hakkında konuşmaya başlamışken isterseniz biraz da insan azor hakkında konuşalım. Hayatımıza ilk olarak Ben 10 Alien 4 serisinde giren ve o günden belli birçok insanın favori uzaylısı olan İnsanozor gerçekten benzersiz bir uzaylı. Kendisi bana kalırsa her bakımdan oldukça iyi ve gerçekten havalı bir uzaylı. Ancak bana İnsanozor'un en çok hoşuma giden özelliği ne diye soracak olursanız elbette kendi vücut büyüklüğünü ve kütlesini arttırabildiği gibi vücut metinlerine de sahip olmasıdır. Seri içinde özellikle Alien Force ve Ultimate Alien serilerini dikkatli bir şekilde izlediyseniz İnsanozor vücudunu büyüttüğünde dinozor özellikleri daha belirgin bir hale geliyor. Böylelikle İnsanozor'un sırtındaki plakalar ve sivri bölgeleri tıpkı bir Stegosaurus dinozor türünün özelliklerine oldukça benziyor. Başına büyük bela aldın sen. Elbette ben böylesi efsanevi bir uzaylının bu özelliğini sadece Alien Force ve Ultimate Alien serilerinde gördüğüm için gerçekten üzgünüm. Bana soracak olursanız ben bir hayran olarak Universe serisinde hem farklı bir çizim stiline sahip olduğu için hem de İnsanozor'un bu formunu görebileceğimiz birçok durumu gördüğümüz için bence İnsanozor'un bu halini de Universe serisinde görebilirdik. Ayrıca yine ilk kez Alien Force serisinde tanıdığımız ve bence seri içindeki en büyük tehditlerden biri olan üstün
Gümrük Türü'nü birçoğunuz biliyorsunuzdur. Sadece Ben Tanelin Force serisini izlemiş bir insan bile bu türün ne kadar tehlikeli, zeki ve gerçekten de kalabalık bir istilacı türü olduğunu söyleyebilir. Seride görmüş olduğumuz bu uzaylılar gizli bir şekilde hedef aldıkları gezegenleri istila ediyorlardı. Yani gezegenleri dışında yaşayan farklı canlıları haşerat yani alt tabak olarak görüyorlardı ve onlara hiçbir şekilde değer vermiyorlardı. İmkansız! O haşeratın bize ulaşmasına izin vermeyin. Mikrosefal istilacı haşerat leşleri. Bu bir aşağılama değil mi? Evet. Konuşabilirsin melez haşerat. Bu uzaylılar seri içinde bana kalırsa oldukça benzersiz canlılardı. Seri içinde bu uzaylıların pek çok yeteneğini görmesek de benim en çok ilgimi çeken bir yeteneklerini görmüştüm. Üstün ırklar göğsünü açarak yerden su içmek için kullanabilecekleri kök benzeri dokunaçları ortaya çıkartabilirler. Böylelikle bu uzaylı türleri en kurak gezegenlerde bile toprağın altındaki suyu çekerek özümseyebilir ve vücuduna aktarabilir. Suyumu kendim bulabilirim. İğrenç. Kumun altında hep su vardır. Tabii bulmayı bilmen gerekir. Elbette bu durumda bu uzaylıların hayatta kalmasına olanak tanır. Evet, bu uzaylıların bu türünü sizlerle paylaşmak istedim çünkü seri içinde bence çok fazla yeteneklerini görmedik. Benim de aklımda bu özellikleri kaldığı için bunları sizlerle paylaşmak istedim. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde gözünüzden kaçabilecek ve elbette ilgi çekici detaylar hakkında konuştuk. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.